Sevgili izleyenlerimiz, sabaha kadar neredeyiz? Sabaha kadar buradayız arkadaşlar. Halkın taleplerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Size oy veriyor, siz de geliyorsunuz bizim boylarımızla. Sivas'a bir yatırım yapın. Sivas'ta şimdi iş sayısı çok. Laf konuşuyoruz. Yok memleket hiçbir şey yok. Elimizden onları da götürdüler. Memleket kaderine terk edilmiş. Sizden 77'ye herkesin söz hakkı var diyoruz. O zaman genç arkadaşlarımızın da konuşması lazım. Benim ama hiçbir şey gelmiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, şehrin gündemini efendim tutuyoruz ve işte halkımızın en yoğun gezdiği caddelerden bir tanesindeyiz. İnönü Bulvarı, halk diliyle İstasyon Caddesi. Ama maskemizi takalım amca. Sesimizi herkes duyuyor. Önce biz efendim sizi bir tanıyalım. Tanıyalım mı sizi? Tanı. Adınız nedir? Abdurrahman Erdoğan. Abdurrahman amca, şimdi Sivas'ın gündemi ne olmalı? Biz birçok şeyi konuşuyoruz. Gazeteciler olarak gündeme getiriyoruz. İşsizliğin neresindeyiz? Yatırımlar geliyor mu? Memleketi efendim mecliste vekillerimiz iyi bir şekilde temsil ediyorlar mı? Vekillerimiz bir kere memleketi temsil etmiyorlar. Çünkü kaç tane milletvekilimiz var? Bir tanesi mecliste bir söz hakkı alıp da memleket hakkında bir kelime konuşmadılar ya. Evet. Arada tabii çıkıp geçtiğimiz günlerde vekiller anlatıyor. Sivas'ta bunlar yapıldı, bunlar eksik. Bunları yani yakından görmüyor musunuz veya duymuyor musunuz ne hiç? Ne yapıldı Sivas'a hani ya? Sivas'a yeni bir şey yapılmadığı gibi eski yapılanlara da sahip çıkamadı. Onlar da gitti. Tabu kadastro gitti. Efendim devlet malzeme ofisleri gitti. Dikim evi gitti. İş sahası kalmadı ki Sivas'ta. Vatandaş ne yapsın? Yani her geçen gün göç mü vereceğiz o zaman? Evet. Aynen. Neden göç veriyor? İşsizlikten. Benim bir oğlum bir kızım var. Burada iş bulamadım yıllarca. En son gitti İstanbul'dalar şimdi. İstanbul'da iş buldu. Orada çalışıyor. Siz emeklisiniz. Ben de emekliyim. Peki ne yapılmalı? Ne öneriniz var vatandaş olarak? Önce iş sahası kardeşim. İş sahası yok. Gençlerimiz işsiz hep, boş geziyor. Önce iş sahaları açılması lazım. Sivas'a yatırım yapmaları lazım. Sivas'ın zenginleri Sivas'tan yükünü tutuyor. Ondan sonra da gidiyor dışarıya yatırım yapıyor. Sivas'ta yükünü tutan kaçıyor Sivas'tan gidiyor. Sivas'a yatırım yapılmıyor. Ben de teşekkür ederim. Peki, saygılar. Sevgili izleyenlerimiz, vatandaşımızla konuşuyoruz efendim. Sivas'ımızda yapılması gereken, olması gereken veya da gündemde konuşulan konu sizin acaba nedir? Bunu merak ediyoruz biz. Sizi tanıyalım. Benim ismim Celil Peker de bile bir bildiğim yok. Yani gündem mesela işsizlik, şehre gelecek olan hızlı tren, bunlarla ilgili fikirleriniz var mı? Ya işsizlik oranı çok. Tabii ki hızlı tren gelirse canlanma olur mu? Evet olur. Hı hı. Ekonomiye, herkese faydalı olacağına inanıyorum. Hı hı. Her şey bir anda olacak bir şey yok. Beklemek lazım. Tabii canım, her zaman her şeyin zamanla hazmederek. Özellikle neye etkisi olur hızlı trenin gelmesinde? Ekonomiye de insanların da bütçesine. Bir canlılık olur mu? Haliyle canım. Hı-hı. Bugün hızlı tren gelirse bugün uçakla gidip gelmeyen adam normal hızlı trene gidip gelebilir. Hı-hı. Otobüsten daha faydalı olur. Bir de salgınla ilgili konuşalım isterseniz. Nasıl, kurallara riayet ediyor muyuz? Ya %70 oranında riayet ediliyor. Tabii ki hepimize bu görev düşüyor. Riayet ediliyor mu? Hayır. Genelde de edilmiyor. Edilse zaten bir ortam olmaz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar alalım sizi. Gel beyefendi, size de bir konuşalım efendim. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz efendim. Tanıyalım sizi. Abdurrahman Ercel, emekli. Emekli. Evet. Emeklisiniz. Evet. Peki efendim. Abdurrahman Bey, şehrin gündeminde sizin gözünüzde ne var? Ne olmalı? Şehrin gündeminde, şehirle ilgili mi, Türkiye evet, genelinde? Ya Türkiye genelinde olur, şehir gündemi de olur. Yani en çok neye böyle izlediğiniz zaman dikkatinizi çekiyor? Son günlerdeki Azerbaycan'la ilgili durum, hı-hı, ülke geneliyle ilgiliydi. Evet. Onunla ilgili. Sivas'a kayda değerde şu anda çok önemli bir şey. Görün mü? Rutin bir şekilde hayat devam ediyor. Ne olmalı peki? Yani Sivas'taki şöyle düşündüğünüz zaman Sivas'ın kalkınması anlamında? Yatırım olması gerekiyor. Sivas'ın en büyük eksikliği bu. Yani tamam biz
medeniyetler şehri bir şehiriz, sultan şehiriz, her şeyimizi övünüyoruz. Ama burası nüfus olarak 60 yaş üstünde yaşayan ama emeklerin çok olduğu bir şey. İstihdam sorunu var buranın. Yani o olması gerekiyor. Ben düşündüğüm bu. Peki nasıl çözülebilir bu istihdam? Vallahi istihdam, bunlar biliyorsunuz hükümet politikaları. Onlar yatırım yapacaklar. yerel idareciler veya seçilenler parlamentoda bu isteklerini dile getirecekler. Artık plan programa alınacaklar. İşte ama ülkenin de bir yaşadığı bir ekonomik kriz var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Yani bundan çünkü herkes olumsuz şekilde etkileniyor. Zannediyorum ki ülke olarak bu sıkıntıyı aşarsak bu yatırımlar da güçlü bir şekilde devam edecektir. İnancım o doğrultuda. İnşallah. Peki efendim, hızlı trenle ilgili ne söyleyeceğiz? Efendim, şimdi hızlı tren olayına gelince bu defalarca gündeme geldi Türkiye'de. Sivas'ta da böyle. Başlangıcı yanılmıyorsam 2009 yılı itibariyle. Ama biraz gecikti gibime geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sivas'ı ziyaretlerinde de yaklaşık bir sene önce açılacağını söyledi. Ramazan ayı bitiminde olacağını söyledi. Ki ülkenin tek yani idarecisi, yetkisi. Buna rağmen bunun ben olduğu kanaatinde değilim. Yani şimdi biraz taşıma suyla değirmen dönüyor gibime geliyor. Tamam, emeklerde zayi etmem gözden. Fakat şu var bana göre. Buradaki coğrafi alanın sıkıntısı bunu gerektiriyor gibime geliyor. Çünkü Ankara, Eskişehir, Konya hatlarına baktığınız zaman oradaki tren hattı düz bir satıhta gidiyordu. Ama buradaki engebeli coğrafyadan kaynaklandığı kanaatindeyim. Ben böyle düşünüyorum. Ama gecikmiş midir? Hayır. Biraz önce söylediğim nedenler bunun altında yatan bir gerçek. Çünkü ekonomi sıkıntısı da bu yatırımları engelliyordur. İsterim ki olsun. Olmalı. Çünkü Sivas'ın bu büyük bir şekilde sıkıntısını giderecek. Ankara, sonra entegre bir şekilde İstanbul'a 5 saat gibi bir sürede gitme gibi bir şeyimiz olacak. Bu da Sivas'a bir katma değer katacak yani, onu öyle görüyorum. İnşallah olmalı Hakan Bey. Peki efendim, şehrimizin milletvekillerine söyleyeceğiniz, önereceğiniz bir konu veya söz var mı? Vallahi biraz önce de söyledim. Tabii ki onlar seçilmiş insanlar ama onlar da halkın taleplerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Yani protokol insanı olmaktan çıkmaları gerekiyor onların. Yani şimdi biz burada vatandaş oy veriyorsa taleplerini dile getirmeleri gerekiyor. Seçim öncesi herkese gelişen insanlara seçimden sonra ulaşmak çok mümkün olmuyor. Kendilerini üst tabakada görmemeleri lazım. Çünkü asıl olan halk. Halkın milletvekili onlar. Böyle olmaları gerekiyorsa halkın içine girecekler. Toplumu kucaklayacaklar. Toplumun da bir barışmaya bir ihtiyacı var. Neticede ben şuna inanıyorum. Seçilen milletvekillerimiz şöyle parti rozetlerini kenara bırakmaları ve Sivas'ın milletvekili olmalarını gerekiyor. Hizmetse herkese eşit şekilde gitmeli. Kalkınmaysa eşit. Yani bunlar olmuyor anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Böyle bir siyasi bir tarafa da çekilmesin lafım. Böyle bir şey yok. Yani bu memleketin bütünlüğü açısından söylüyorum, memleketimizin. Bence bu olmalı. Yani insanlar dile getirmeleri lazım. Bilmiyorum yani, ben çok halkın içinden milletvekillerini görmüyorum. Görmüyor musun? Yani bu caddede gezmeli mi diyorsunuz? Ya gezmeli, dinlemeli. Şimdi vatandaşlar niye korkuyor milletvekili? Yani şimdi orada sözünü dile getirdiği zaman bir başkasının tepkisinden mi korkacaklar? Ben anlamıyorum. Vekil özgür. Meclisin dokunulmazlık kürsüsü var. Konuşacak, dile getirecek. Buradaki insanlar sesini kimle dile getirecek Hakan Bey? Yani ben sorunumu bir yetkiliye iletemezsem, anlatamazsam, yani benim yarama kim merhem olacak? Bak, burada yaşayan 300 bin nüfuslu insanız. Sivas'ın dünyada bir sürü olduğunu söylüyoruz. Ama ekonomik anlamda kaçıncıyız? Yaşanabilir şehirde kaçıncıyız? Bak, Sivas'ız, tamam, övünüyoruz. Evet. Çok güzel. Yiğido, tamam, güzel. Çok iyi. Bizim hasletlerimiz, değerlerimiz, memleketimiz, seviyoruz da. Ben isterim ki daha da ileri olalım. Daha da ileri olalım. Yani vekillerimiz biraz daha içe gelecek. Artık sivil toplum örgütleriyle, STK'larla bir araya gelerek bunları dile getirir. Ben zannetmiyorum, benim gibi bir sürü insan da söylüyordur. Doğru. Ama yani artık onların tercihi. Yarın bir gün için sandık konulduğu zaman, vatandaşlarına çıktıkları zaman reel bir şekilde projelerini anlatmaları lazım.
O yüzden şimdiden sahada olmaları gerekiyor. Ya tabii ki olmaları gerekiyor. Her zaman, her daim. Tabii ki onlar parlamentoda görevlerini icra edecekler. Onlar da çünkü her dakika, her saat burada olmaları mümkün olmayabilir. Toplantıları var, koalisyonları var, efendim komisyonlar var, düzeltiyorum özür. Orada bulunuyorlar. Ama halkın içinde de olacaklar. Yani efendim bir protokol dolup da diğer tarafta olmuyor. Kulakla dinleyelim. Bana göre vatandaşın taleplerini bunlar Hakan Bey bir elden geçirip sonra da bir süzgeçten geçirip Sivas için önemli olan ne? Yani herkesin talebi olabilir ama buna bir öncelik vermeleri lazım. Ben yani bir ne olur bir liste yapılabilir. Bu filtre edilebilir. Sivas'ın en büyük sorunu da işsizlik. Yani milletvekiline de herkes işsizlik için başvurması da şey. Çünkü vekilin de yapacağı bir şey. Ya hükümet şeyler. Tabii ki. Yani kişinin aşamadığı özel bir sorun olabilir. Ona iletebilir. Ya ben inanıyorum. Tabii ki gayret gösteriyorlardır. Yani bunun milletvekillerimiz. Ama ben isterim ki biraz daha çok olsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, vatandaşlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Efendim sizi tanıyalım. Ben Sivas'ın Kızılca köyünden Sivas'ta ikamet ediyorum. Halil İbrahim Tüten. Halil Bey, şehrin gündeminde sizin gözünüzde ne var? Yani Sivas'ta olması, yapılması gerekenler, Sivas'a işte neler yapılabilir? En çok kendi aranızda ne konuşuyorsunuz? Vallahi şu anda Sivas milletvekillerinden AK Parti'nin milletvekillerini güzel seviyoruz yani. Bir de MHP'den bir arkadaşımız var. Evet, Ahmet Özyürek. Tabii o daha bir başka bir gönlümüzde yatıyor ama onları AK Parti'yi desteklediği için biz de ona her zaman yanında olduğumuzu teşekkür ediyoruz. Ama Sivas için CHP ne yapabilir? Tabii sen cevap vermezsin. Şimdi Reis-i Cumhurluğa şey diyor, başkasını kullanıyorlar. Erkeğe sen kendin git Reis-i Cumhurluğa koy, o bir adamı niye harcıyorsun? Ben o partili değilim ha. CHP'li de değilim. Eğer gücün yetiyor, devleti yönetmeyi aklın kesiyorsa kendin çık meydana, de ki arkadaş ben buyum. Hodri meydan. Artı bir de milletvekillerine gelmeden önce Sayın Meral Akşener. Evet. Sağ görüşlü, milliyetçi bir şu anda İYİ Parti, Genel Başkanı. Ya sen gelip de şeyine neye giriyorsun, koltuğuna giriyorsun? CHP'nin koltuğuna. Veya o bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan haini olan Demirtaş'ın partisine neye giriyorsun? Sen bir sağcısın yani. Sen bir vatanseversin, milliyetçisin, ülkücüsün, eski ülkücülerinden. Şimdi de Sivas milletvekillerine gelirsek, evet, arkadaşlarımız ilgileniyor. En son ne zaman görüştünüz? Görüşme şansınız oldu? Görüşme şansımız İsmet Yılmaz Beyefendi'yle biz burada Cuma namazında bir görüşme yaptıydık. Güzel. Dertlerimizi dinledik. Dedik ki ya arkadaş, Sivas'ımızda yatırım yapalım. Yapın. Biz yapmıyoruz ama biz sizin oy veriyoruz. Siz de geliyorsunuz bizim boylarımızla. Sivas'a bir yatırım yapın. Sivas'ta şimdi iş sayısı çok. Ne kadar desen o kadar çok yani. Benim için değil. Ben emekliyim. Devletten emekliyim. Allah devletimize zarar vermesin yani. Ya işler işsizlere iş bu sunar. Biz onların her zaman yanındayız. Bak gidiyor o bir taraflara, her tarafı dinliyorlar. Azerbaycan'ı o bir tarafa destek veriyorlar. Ben televizyonu dinlerken Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşurken ağlıyorum yani. Allah onu başımızdan eksik etmesin yani. Ben eski Muhsincilerdenim. O da Muhsin gitti. O parti gitti. Ama şimdi milletvekillerimiz... Sivas'ta bir sürü işsiz var ya. Belediye başkanına da söylesin, mahalledekilerin aralarına girsinler. Demir çelik. 3 ay demir çelik açılıyor. Ben orada benim çalışan kimsem yok. Vatandaşın çocukları çalışıyor, o birileri çalışıyor. 3 ay çalışıyor, bir sene yatıyor. Ne olacak bu? Onu İsmet Yılmaz'ın yetkisi var. O bir senelerce bakanlık yapmış, bakanlık müşteşarlığı yapmış. Şihabip Soluk var, o bir yenisi ekici var, o birini destekleyen Ahmet Özyürek, evet, arkadaşımız var. Bunların hepsi beraber olsun, demir çeliği bir meydana getirsinler, el birliğine kurtarsınlar. Yoksa başka ne diyeyim ki ben yani? Şu anda devletimiz Allah zarar vermesin yani. Başka bir şey demiyorum yani. Sağ olasın.
O Kılıçdaroğlu'na da söylesinler bir daha televizyonlara çıkıp da ben başbakan olacağım demesin ya. Peki efendim, bunları da duyuruyoruz. Efendim konuşalım konuşalım. Maskeyi çıkarmayalım ama mesafemizi de koruyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız, iyisiniz? Biz yılların Eyüp abisi. Değil mi efendim? Evet. Sağlığımız saatimiz yerinde mi? Elhamdülillah. Bir de kendi adınızı şöyle biz izleyenlere söyleyin de tanıtalım sizi. İsmim Eyüp, soyadım Elçi. Bu memlekette 25 sene, 24 saat. Sivas İstasyon Caddesi esnaflarından marketçilik yaptım. Şimdi ise kendime emekli aydım. Peki. Ne söyleyeceğiz buradan Eyüp abi? Ne hususunda efendim? Şimdi az önce amcamız Sivas'taki vekillerin işsizlik konusunda bazı çalışmalar yapmasından rica etti. Öncelikle bundan başlayalım. Sonra hızlı tren konusu. Efendim işsizlik dersen, işsizlik has safhada. Üniversiteler açıyoruz, üniversiteler açıyoruz. Gönderiyoruz. Yakınımızın çocukları makine mühendisi. Efendim köfteci de asgari ücretle çalışıyor. Makine mühendisi. Vay gelmiş bu ülkenin haline. Oturuyoruz ülkenin kalkınmasından üniversite açıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Yok efendim yok, hiçbir şey yok ülkede. Herkesin çoluğu çocuğu boş. Gezip duruyor. Pasa üniversite açıyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz. Anneler, babalar gönderiyoruz para. Çocuklar okuyor, geliyor, iş yok, güç yok. Devletin aldığı 4 tane uzman çavuş, 2 tane polis, 4 tane öğretmen, 3 tane de hemşire. Başka hiçbir yok. Bütün fabrikalar kapanmış. Sivas'ımızda bundan 40 yıl, 50 yıl önce demiryolu fabrikalarımız vardı. Demiryolu fabrikamız vardı. İşletme, yol atölyesi derken 10 bin işçimiz vardı. Evet. Efendime söyleyeyim dikim evimiz vardı elhamdülillah. Bunların hepsini aldı götürdü sağ olsun. Şimdiki hükümetler ve gelen hükümetler. Şimdi hepsi de konuşup duruyor. Ağız olan konuşuyor. Memleket hüsran durumda. Memleketten demir yolları fabrikası gitmiş. Dikim evi gitmiş. Çimento fabrikası özel sektöre. Memleketimiz eğil olmuş ki valilik köy. Başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar şey gitti. Gelen bir şey var mı yani sizin gördüğünüz veya da söylemek istediğiniz? Efendim 18 senedir AK Parti iktidarda. Allah rızası için giden milletvekilleri, bakanlar bu millet memlekete bir tane çivi çaksın ya. Bir tane çivi çaksın. Hızlı tren gelecek diyorlar. Hani ben 18 senedir gelecek. Hiçbir lafına sözüne eğleniyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir icraat yok. Yok efendim yok memlekete. Ne bir yatırım ne bir gönderdiğimiz milletvekilleri bakanlar hep otur ver yesin iş sırtlarını yaz sırtlarını öt yazsın hiçbir iş yaptıkları yok. Hani ne yapmışlar bu memlekete 18 senedir AK Parti iktidarında bir tane çivi çakıldığını göstersinler bana. Fabrikamız gitti demiryolu fabrikamız elhamdülillah 7000 işçiydi. Ben de demiryolcu çocuğuyum ben de o fabrikanın ekmeğiyle büyüdüm. Efendim dikim evimiz gitti 10 bin kişi elhamdülillah 1000 kişi o da gitti. Şimdi eğer Sivas'ta o 7 bin kişilik işçi sayısı duraydı Sivas'ımızın nüfusu 3,5-4 milyardı. Sivas'ımız valili köye döndü. Soruyorum acaba Sivas'tan giden 5 milletvekiline Allah rızası için başta da İsmet Yılmaz, Habib Soluk hepsi. Yeni bir tane bayan seçilmiş. Bu memleket için bir çivi mi çakmışlar? Ben bu memleketin öpöz doğup büyüme çocuğuyum. Onlarla yan yana duralım. Beni onlardan daha çok tanırlar. Ne yapmışlar efendim? Oturuyoruz lafına peynir gemisi yürüyor. Memlekette olanları elimizden almışlar. Memleket kaderine terk etmiş. Hiçbir iş yeri yok. Elimizdeki işler gitmiş. Oturuyoruz. Boşa şey konuşuyoruz. Ama korama hafız gibi şey veriyoruz. Laf konuşuyoruz. Yok memlekette hiçbir şey yok. Elimizde olanları da götürdüler. Memleket kaderine terk edilmiş. Valili bir köy durumuna gelmiş. Diyeceğim bu. İçim yanıyor, içim ağlıyor. Ben bu memleketin 60 yaşında öpöz çocuğuyum. Yıllarca bu memleketin ekmeğini yedik. Yıllarca bu memleketin suyunu içtik. Hangisine yapmış ya? Oturuyorlar İsmet Yılmaz. Ne yapmışsın kardeşim bu memleket? Bakanlık yaptın, ne yaptın? Habib Soluk iyi kötü yine yolları belirler Allah var şimdi. Güneşin yüzünü balçığına çıkartmıyor. Hani bu şimdiki 3 tane milletvekili ne etmiş? CHP'ye karışmayacaksa hati muhalefet. Evet. MHP'ninki de işte.
Hiçbir şey yapıldığı yok. Peki en son ne zaman bir araya geldiniz, vekilleri gördünüz mü, konuştunuz mu? Efendim, ben memleketim, doğuma büyüme yerli çocuğuyum. Her gün geziyorum. Yan yana durak, bu memleket beni milletvekillerinden daha çok tanır. Daha bir gün nasılsın? Belediye başkanı halkın içine girmeye şey korkuyor. Adı neydi efendim? Şimdiki hazır belediye başkanımız. Sayın İlmi Bilgin. Vatandaşın içine gezip çıkıp gezmeye korkuyor. Hiç ne bir caddede gördüm, ne bir... Ben akşamacı emekliyim, boş gezen adamım. Ne bir milletvekillerini gördüm, ne bir bakanı gördüm. Hiçbirini görmedim efendim. Bu memleket kaderine terk edilmiş. Bunu Ankara duysun. Ankara duysa ne yapacak? Ankara da biliyor. Kaderine terk edilmiş bir memleket. İçimizi ağlıyor ya. Memleket bizim, şehir bizim. Bu memlekette doğduk, büyüdük. Bu memleketin ekmeğini yedik. Bu memleketin parasıyla çoluğumuzu, çocuğumuzu okuttuk. Hepsi felsefesi yok. Seçim zamanı geliyorlar. Ooo! Saatin cahilak. Yüzlerini boyayıp gidiyorlar. Teşekkür ederim size de. İçimi de döktüm. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim, bir tanıyalım sizi. Ben Selim. Şimdi konuşalım. Buyurun. Ben Selim Sucu. Selim Sucu. Evet. Kaç kaç Selim Bey? 68. Böyle gün içinde çıkış saatinizi iyi değerlendiriyorsunuz. Elbette, elbette. Peki, hayat nasıl gidiyor? Gayet güzel. Sivas'ta daha da güzel. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum ama şu an tabii Sivas'ın havasını, suyunu, insanını, her şeyini özledik geldik. Harika. Peki, nasıl görünüyor Sivas dışarıdan? Vallahi dışarıdan... Yani mütevazi, kendi halinde bir şehir olarak gelmiş görmüş eskilerin hepsinin anlattığı. Bir de tabii misafirperverliği ve insanlığı zirvede hemen hemen. Harika. Öyle yani, gerçekten memleketimiz her zaman Anadolu şehrinin böyle özlüğünü gösteriyor. İnsanlarımızın üstün nitelikleri gerçekten her yerde bahsediliyor. Peki biz de diyoruz ki efendim, Sivas'ta olması gereken, yapılması gerekenler sizin gözünüzde ne olabilir? Yani şehrimizin... Vallahi benim görebildiğim en büyük sorun işsizlik şu an. Yani buna tabii ilgililer kafa yoruyordur mutlaka da... Tabii öncelikle tasarruf, iş yerlerinin açılması, özellikle İstanbul'a yoğunlaşan eski zenginlerimizin Sivas'a dönüp bakmaları, bir şeyler getirmeleri, bir şeyler yatırım yapıp da Sivas'ın eski parlak dönemlerine dönüştürülmesi tabii. Yani ben 52'liyim, 60'tan itibaren Türkiye genelini tanıyan biri olarak Sivas'ın eski halini hepimiz özlüyoruz. Peki, her yönüyle. İstanbul'a göç hala gerçekleşiyor. Tabii. Bu da işsizlik olduğu için herhalde, değil mi? Tabii, elbette. Bizim ne işimiz var şimdi İstanbul'da? Benim burada geçim şartlarım çok daha uygun olsa ben döner buraya gelirdim. Yani kişisel olarak tabii. Kaç yılında gittiniz? Ben 69'da ayrıldım Sivas'ta. Var mı başka söyleyeceğiniz? Teşekkür ediyorum. Peki, saygılar. Bütün Sivaslara saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi günler. Görüşmek üzere, sağ olun. Şimdi genç kardeşimizle beraberiz. Evet. Tanıyalım mı seni? İsmim Ali. Başka da ne tanıyalım? Dur, Ali bir dakika, acele etme. İsmim Ali dedi. Ali, eğitim durumu nedir şimdi? Abi üniversite okuyorum, bu sene kazandım. Hangi bölümü? Yönetim bilişim sistemleri. Ama gidemedin değil mi? Gidemedik maalesef. Nasip, nasip olmadı, başaramadık. Ama inşallah salgından sonra eğitime başlanacak. Başlanıyor mu? Başlanacak. Yüz yüze mi? Artık yani salgın döneminde biliyorsun yani, artık bu dönemi geçeceğiz inşallah. Aynen. Peki. Sivas'ta, Sivaslıyız değil mi? Tabii Sivas. Bir genç ulaştık. Gözüyle Sivas'ı bize anlatır mısın? Neler yapılabilir bu şehre? Beyefendi, bu şehir ben pek sevmiyorum açıkçası Sivas'ta olmama rağmen. Ya şimdi biraz şey bir şehir, nasıl diyeyim? Bitik yani, yapacak herhangi bir aktivite yok. Şu an mesela bugün işten izin günü. Hı-hı. Çıktım bismillah. Evet. Ama hiçbir şey yapamadım. Şuradan iki yani tane bir yere otur. Yani sosyal aktiviteleri olmayan bir şehir. Aynen ya. Ne yapılabilir ya? Bir ortada... Vekilimize, valimize, belediye başkanımıza, ben bir genç Ali olarak senin sesini işitmek istedim, duyurmak istiyorum. Yani bir şey de yapamazlar açacağız şimdi. Neden? Ha böyle bir doğu şehri gibi, anlatabiliyor muyum? Ya bizim gelişmemiz için ne yapılmalı Ali? Bak gençsin, fikrini söyle. Yani abi daha çok gençlere önem verecek şeyler yapabilirler. Tamam. Daha çok ne bileyim eğlence merkezi açabilirler. Ama tabii bunun yanında bir de soğuk var. Yani bu iklimden dolayı bir türlü şey yapamıyoruz ya. Kendimize gelemiyoruz. Aynen.
Hep soğuk. Güneşi daha çok görsek her şey düzelecek mi diyorsun? Abi güneşi göremiyoruz ki. Ha bak. Bugün var güneş. Abi donuyor, elime bak. Buz git kes. Güneş olsa ne? Peki Ali. Ali karamsar olmayalım, tamam mı? Abi ben çok karamsarım bu şehre karşı yani. Yani bitik ya. Vallahi başka şehre gitmeye çalışayım da. Bir ne türlü... yapacaksın başka şehre gittiğinde? Ya şimdi oralar sıcak memleket. Biz soğuktan yıldık Sivaslılar olarak. Siz evet. Bıkmadınız mı? Ya orada hiç otursan gitsen bir sahil kenarına, buradan daha çok mutlu olursunuz. Çok ciddiyim. Peki, biz de bunları duyurduk. Var mı kes... diyeceğim? Yok, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgili izleyenlerimiz, röportajlarımıza devam ediyoruz. Amca tanıyalım mı seni? Rıza Kaymaz. Rıza Kaymaz. Rıza amca. Emekliyiz herhalde. Emeklilik. Pandemiden dolayı bu saatlerde sokağa çıkma serbestliği var. Siz de dediniz ki hava güzel, çıkayım şöyle bir memleketi gezeyim. Peki şöyle kameralara bakalım Rıza amca. Memleketimize neler yapılsın, neler olsun? Senin böyle düşünmek ve düşündüklerini aktarmak için neler söyleyebilirsin? Memlekete baştan göçle değil mi? Evet. Şu Kayseri gözünüzün önünde. Niye acaba Kayseri büyükşehir olmuş da Sivas olamıyor? Niye olsun? Çünkü... Göç. Kaç senedir milletvekili gönderiyoruz. Bir Sivas'a şu olsun diyen var mı? Düşündüğün var mı? Ha. Ondan sonra oyumuzu alırlar. Daha yönünü dönüp de Sivas'a bakmazlar. Sivas'a olsun demezler. Şu olsun diyeni duyduğu mu? Yok. Ha. Tayyip Bey. Peki 10 senedir gönderdikle değil mi? Şimdiki belediye başkanımızı. Evet. Peki bir gün Sivas'a çıkmış da su olsun dedi miydi? Getirdi. Belediye başkanı yaptınız. Başkan yaptınız. Peki bir gün çalışmışı var mı lan? Şurada kalenin etrafını kaç senedir para dağıldı. Kaç senedir bir temizleyemediniz de değil mi? Ya. Ondan sonra mamim de çıkıyorlar. Ben şeyle yaptım, ben böyle yaptım de değil mi? Kardeşim Sivas'a çalışan adam yok. Sivas'a göç. Daha gel böyle söyleyelim. Gel. Halen yanlış anlama olanları söküp götürmeye başlıyorlar. Olanları. Bak şu gitti, şu gitti. Bir gün döşümüzü dövüp de arkadaşım nereye gönderiyorsun sen şu dikim evini? Sen şurayı niye gönderiyorsun? Atölyeyi niye gönderiyorsun? Diyen var mı? Onun için bir şey diyemem kardeşim. Dürüst çalışan lazım memlekete. Ağır hakiki memleket ise bak şu işsizliği görüyorsunuz, şu gençleri görüyorsunuz da değil mi? Ya yazık. Her taraf büyükşehir olmuş da bir Sivas'a büyükşehir yapamıyor. Niye? Göç. Nüfusu. Teşekkür ediyorum. Dolduramıyoruz nüfusu. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir sizi tanıyalım. Şuraya bakalım kameramıza. İsmim Adem Taşköprü. Evet Adem Bey. Sivaslıyız değil mi? Aynen. Kaç yıldır burada yaşıyoruz? Aşağı 4 yıldır buradayım ben. Köyden geldim zaten. Peki, köyden geldin. Köyden niye geldin Sivas'a Adem abi? Şöyle Vallahi maalesef hayat şartları burayı gösterdi. Yani o yüzden geldik zaten. O da maalesef de şu anda Sivas'ta hiçbir şey kalmadı. Alan gitti zaten. Alan gitti. Aynen. Ne getirebilirler? Peki bu gidenler gitti de bir vallahi gelmesi lazım. Onun gelmesi bizim elimizde. Önümüze gelen şaklarsa böyle devam edersek Sivas'a hiçbir şey getirmezler. AK Parti ilk başta zaten oyun alıyor, çekip gidiyor. Sivas'a geldiği zaman hiçbir şey aynen devam. Dikim evi gitti, bakım evi gitti, her şey gitti. Daha ne kaldı? Millet işsizlikten acından geberiyor, affedersin. Başka var mı ekleyeceğimiz? Başka bir şey yok. Sadece yani Sivas'ın halkını yenici olsam biraz daha böyle düşünceli oy verirken biraz daha yani dikkat ederim. Yani ölçüp tartıp bitirir aynen. Mi diyorsun? Öyle diyorum. Peki teşekkür ediyorum. Olsun rica ederim. Sevgili izleyenlerimiz, vatandaşlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii Sivas'ta efendim gerçekten sazıyla, sözüyle, çaldığı o güzel türküleriyle o kadar çok böyle yakından tanıdığınız bir isim var. Biz tabii kendisini sizlere kendisinden takdim edeceğiz. Sayın Aşığım merhabalar. Merhabalar Hakan Bey. Evet, Öncelikle bu milleti konuşturmaya geldiniz ya, harika bir şey yaptınız. Sağ olun. Ben Ozan Efsane. Sivas'ta bazı eksiklikler görüyorum. Yani aslında pek de önemi yok gibi sayılır halk arasında ama önemli bir şey. Hı hı. Şuralara veyahut da karşıya evet. Güzel bir saat kulesi,
zaten bir şey yaptıkları yok. En azından bunu yapsınlar. Tabii görünür bir şey mi bozuluyorsun? Böyle tarihi andıracak bir saat kulesi ve her tarafına da Sivas Spor'un amblemini koyarak ya şu Sivas'ı tanıtsınlar. Zaten iş yok, güç yok. En azından böyle bir şey yapsınlar. Hani bizim seçip gönderdiklerimiz buraya sırtını dönüyor ama yapacak bir şey yok. En azından diyorsun ki böyle bir eser de yaparlar. En azından ya en küçük şehirlere gidiyorum ben, görüyorum o işi, hevesleniyorum. Bizim Sivas'ta öyle bir şey yok. Yani meydana olsun, bir saat kulesi olsun diyoruz. Ne güzel olur. En azından Sivas Spor'umuzu dışarıdan gelenler görer. Başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Mahmut Tahtagran. Kardeşim bir şehir ne kadar güzel olursa olsun, tabii ki insan kırıp kıyafet güzel olursa şehir o kadar güzel, tabii yeşillik çar. Ama ondan önce iş sahası önemli. İş sahası. Zaten bir insanın %70-80 başına ne iş gelirse yoksulluktan, fakir işsizlikten geliyor. Kolay kolay bir genç delikanlı hırkızlık yapmaz. Ama tabii kabile karakteri bozuk olur, yapar o başka, o istisna. Ama adam mecbur kalmadıkça hırkızlık yapmaz. Banka son, kuyumcu dükkanı hep işsizlikten meydana gelir. Yani belki hani derler el evdenler yüzü yer. Biz seçtik götürdük milletvekillerimizi. Mesela Sivas'ımızın helal lokmasını hiçbir milletteki bakan çıkıp da bir tehdit yapmadı ve bir onarlanmadı. Bugün Sivas'ın helal lokması dikim evi yıllardır sende çekti gitti. Niye gitti? Mesela köy hizmetleri. Sivas'a yakışmaz mı dikim evi? Sivas'a yakışmaz mı mesela köy hizmetleri? Niye gitti? Bugün dolma boşalma tesislerin yarısı Çoruya mı? Çoruma mı gitmiş? Yarısı bilmem Amasya Samsun'a gitmiş. Yani Sivas'a yani lafa bakmayacaksın, icraata bakacaksın. Hani demiş adamın vaziyetine bakıyorum, önünde hizmetçi durası mı geliyor? Hareketine bakınca sadaha veresi mi geliyor? Laflara bakınca icraat hiç yoktur. Yani mühim olan iş, yani bir genç sana şu, sen kendi nefsin yokla. Evet. Sen kolay kolay az kalmadık müddetçe kırkızlık yapar mısın? Yani insanlara iş kapılarının daha da artırılması lazım. Elbette. Bugün mesela Allah razı olsun hükümetimizden. Bugün eskiden mesela terörün bundan 3-5 sene önce duydum adım. 180 tane 200-300 veya 300 buru bulmuş savunma sanamızda. Şimdi 1682 kişi kendi savunma kendimiz yapıyor. Eğer herkes Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvendiği milletteki bakanlar Cumhurbaşkanı gibi eğer gayret etsin. Vallahi hiç bile, hiç. Burt koyundan yayılır. Ama bazen insana olduğu gibi görünmüyor, görünüyor gibi olmuyor. Sana başka bir türlü görünüyor, bana başka bir türlü görünüyor. Cumhurbaşkanı da ihtimali güveniyor. Ama memleketin sorunu çözülmüyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Allah hayırlı günler nasip etsin. Sevgili izleyenlerimiz, sokak röportajlarını efendim devam ettiriyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Seyit Ecer. Demircilikten geldim ben, köyden. Köyden geldim. Evet. Buyurun, sizi dinliyoruz Seyit Bey. Ya şöyle söyleyeyim. Ben buraya 6-7 sene oldu geleli. Yani 2 sene, 3 sene oldu çalışamıyorum. İş yok. Sivas'ta iş yok zaten. Diyorlar ki Sivas'ta iş var. Nerede var bana göstersinler yani. Ben 2 senedir ki rahatsızım. Yani psikolojim bozuldu benim. Yani hastaneye gidiyorum, bir ton ilaç içiyorum. İlaçlarımı götürüyorum, tamam Allah razı olsun, valimden gidiyorum, yardımcı oluyorlar, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız yine ile çocuklarımıza, yani evlatlarımıza bir tablet ürenim verdi. Allah razı olsun ondan ama yani iş yok. Sivas'ta iş yok yani. Sosyal yardımlardan faydalanıyor musunuz? Sosyal yardımlaşmadan şöyle, sadece Ramazanlarda filan veriyor. İşte ben sosyal yardımlaşmaya gidiyorum, bana işte bakıyor, diyor ki ya senin gençliğin var. Benim gençliğim var ama benim içim hasta. Peki iş yani? Şu anda boğazım ağrıyor ya. Peki kaç yere iş başvurusu yaptınız? Kaç yere başvuru yaptınız? Yani bu okullara ben başvuru yaptım.
okullar, yani şöyle söyleyeyim, benim durumumu biliyorlar zaten. Evim kira olduğunu da biliyorlar. Yani bunu aslında yani TC'nin girdiği anda yani benim orada yardım aldığımı biliyorlar zaten. Aslında okula alması lazım, yani okula almıyorlar. Eşimi de yazdırdım, kendim de yazıldım yani. Peki özel sektörde durum nedir? Hani, özel sektöre iş başvuru yaptınız mı hani çalışmak için? Tabii ki yani yaptım ben. Hatta yani valiliğe varıyorum, işte bana valilikten yani o diğer tarafa gönderiyor. Sosyal yardımlaşmaya gönderiyorlar. Buraya şuraya yani onun üstüne, onun üstüne. Peki, ya söyleyeceğim şu, sadece ben iş istiyorum. Benim 4 tane evladım var yani. Diyorlar ki masa başım olacak illa. Masa başı olacak demiyorum ben. Diyorum ki ya 4 tane evladımı, yani biliyorsunuz durumu. Bir iş verin, devamlı bir iş. Devlet işi istemiyorum ama yani devlet işi olsun, temizlik olsun. Yani bahçe, şura bura, parklar olabilir. Yani ben oralara istiyorum. Ben ondan evladım için yani. Benim durumum yoktur yani, onu üzülmüyorum. Bir de şöyle söyleyeyim, onu da söyleyeyim de. Allah razı olsun, Hollanda'da benim akrabalarım var, tanıdıklarım var. Buradan onlara Allah razı olsun yardımcı olurlarsa bana, yani çoluğumu çocuğumu duasını alırlar yani. Peki, onlardan biz de bunları Allah razı olsun. Duyuruyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, röportajlarımızı sürdürüyoruz. Merhabalar, tanıyalım. Merhaba, sizi. Durmuş Polat. Durmuş Bey, hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel, Allah'a şükür. Neler yapıyoruz? Ezik şu virüs olmasa daha güzel olacak. Evet, 65 yaşı geçti herhalde. Yok, estağfurullah. Geçmedik mi? Daha maşallah, geçmedim, gencim ya. Aman. Hayır, genelde bu saatlerde daha, biliyorsunuz vatandaşlarımızın çıkış saatleri olduğu için. Yok, 10-64 doğumluyum. Evet. 57 yaşıma girdim. Emekli miyiz? Emekliyim, Allah'a şükür. Sivas'ta ne olmalı? Yani sizin gündeminizde şehri şöyle bir baktığınız zaman Sivas'a dair ne söyleyebilirsiniz? Sivas'a gençlere iş lazım. Evet. İş istihdamımız daha güzel olursa daha iyi olur. İstihdam yönünden biraz zayıfık. Evet. Başka da normal. Yani en çok iş konusu. İş konusu. Gençlere iş. Peki bir de hızlı trenimiz var efendim. Hızlı trenimizde gelir inşallah. Hükümetimizin zaten başından bahsene hep musibetler. Eksik olmuyor. Eksik olmuyor. Oradan şey yapıyorlar, oradan şey yapıyorlar. Allah'a şükür. Hepsinin hakkından geleceğiz. İnşallah. Hükümetimizin arkasındayız. Allah izin ederse, Allah canına sağ etsin. Önce işsiz olacak ki vatandaşı, gençler sağa sola gitmeye. Peki. Okuyor, üniversiteyi bitiriyor, bir şey yok. En son vekillerimizle, en son 3 ay 4 ay oluyor ya. Yani gördüğünüz zaman ne söylemek istersiniz? Gördüğümüz zaman işsizliği söylerim, başka bir şey bilmiyorum ben. Peki. İşsizlik, önce işsizlik. Ekmek lazım, iş lazım. Çalışacağız ki bir şeyler üretek. Evet, genç arkadaşlarımızı da dinleyelim istiyoruz. Bakalım genç kızlarımız neler söyleyecek, ama önce bir tanıyalım. Ben Dilara. Dilara, heyecanlandı biraz Dilara. Bana öyle geldi, sen? Nisa. Nisa, peki. Yaş kaç? 15-16? 15'e gireceğim. 15'e girdin, sen de aynısın. Peki, şu anda eğitime tabii ki yarı zamanlı devam ediliyor değil mi? Bir genç olarak, gelecekte bu şehri yönetecek kişiler olarak bu Sivas'a ne yapılmalı, neler yapılmalı? Sizin böyle 15 yaşında genç bir gözüyle diyoruz ki bunu kamuoyuyla paylaşalım arkadaşlar. Buyurun. Mesela senin olması gereken bu şehirde bunlar olursa biz bu şehirde daha güzel işler yaparız diyebileceğin ne var? Bence üniversiteler çoğaltılmalı gibime geliyor. Ama zaten her şehirde hemen hemen bir üniversite var şu anda. 200'ün üzerinde Türkiye'de üniversite. Mesela ben grafik ve fotoğrafçılık okuyorum. Hı hı. Benim bölümüm büyük şehirlerde var sadece. Hı. Bu bölümün Sivas'ta ve bazı şehirlerde daha olmasını isterdim, evet. Peki, sen neler söylersin? Devam, hiçbir şey gelmiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyoruz. Tabii gençler, onlar da tabii konuşsun istiyoruz efendim. Biz herkese mikrofon uzatıyoruz. Efendim bir konuşalım mı şöyle? Yaklaşın efendim, yaklaşın. Nedir evrak almışsınız, gidiyorsunuz? Bir emekli oldum ya, onun için bir... Hayırlı uğurlu olsun, tanıyalım sizi. Mustafa Kaya. Mustafa amca, emekli. Bugün mü dilekçe verdiniz? Yok, ev aldım da onun vergiden dolayı... Vergiden muaf olsun diye değil mi? Ne kadar güzel, devletimiz var olsun. Neler söyleyeceğiz efendim? Buradan diyoruz ki şehirle ilgili, Sivas'la ilgili konular konuşuyoruz. Memleketimize dair siz neler söyleyeceksiniz?
Memleketimiz yani şu ortamlarda, şu şeylerde bundan daha iyisi olmaz yani. Sağlık da şu anda sağlık, mücadele ediyoruz. Sağlıkla mücadele ediyoruz, dış şeylerle mücadele ediyoruz. Herkesle ediyoruz. Gene de şükür ayaktayız. Gayet iyi. Bundan maşallah. İyisi de can sağlığı. Peki, yani. Sivas'ımızda efendim nedir durum? Yani Sivaslı olarak ne yapılabilir şehre? Ben Sivas'ta az kaldım ama Sivas diğer illere gidiyorum. Bazı çok iller gezdim yani. Sivas'ımızda çok güzel onlara baktığın zaman. Mi? Harika. Evet. Her konuda iyi yani. Her konuda iyi. Evet. Peki kaç yıldır buradayız? Ben 2013'ten beri buradayım. İşte 6-7 yıldır buradayım. Daha önce Ulaş'ta falan kaldım. İlçedeydim. Emekli olunca şehir merkezine geldiniz. Evet. Peki bir de diyoruz ki merak ediyoruz. Acaba vekillerimizi en son ne zaman gördünüz? Vatandaşlarımız vekilleri göremiyoruz diyorlar. Evet. Onda biraz sıkıntımız var. Onda sıkıntımız var. Şimdi vekillerimiz dediğin gibi biz bekliyoruz. Yani en azından ayda olsun veya iki ayda olsun bir gelip memleketimizi gezip halkımızın sıkıntılarını falan bir dinlemesi güzel bir şey olur yani. En azından bilgisi olur, bir haberdar olur. Ne var ne yok memleketimizde. Biz onları buradan seçip gönderiyoruz. Onlar da memleketimizin sıkıntıları için gelip dinleyip görmeleri, yerinde yaşamaları çok güzel olur yani. Peki. Tanıyalım seni. Hüseyin Kapıbey. Hüseyin Bey, şehrimizle ilgili konuşuyoruz. Sivas'a dair neler söyleyeceksiniz? Sivas'ta çok şeyler yapacak. İş yeri yok hiç. Gezgahımız boşta. Bunun bir merhamet ama. Her şey güzel, iş yeri yok. O gençlerimiz akşama kadar süreciyorlar. 30-35 yaşına, 40 yaşına kadar adamlar onlar. Ne olacak onlar halı? İş yerinde çalışmak yok. Bina yapıyorsun ama neyle yaşayacaksın? Gençlerimiz var. Peki, yani bu işsizlik konusu çözülmedi. Teşekkür ediyoruz Hüseyin amca. Sokak röportajı yapıyoruz efendim. Sivas'ımıza ne yapılmalı? Sivas'ta olması gerekenler nedir? Tanıyalım sizi. Bir de bir vatandaşı şeyini soramıyorum. Tamam işte vatandaşı soruyoruz. Yani diyorsun. Ben hemşerim 75 yaşındayım. Kameralara konuşalım efendim. Evet. Ben 75 yaşındayım. Evet. 70% iş gücü kaybım var. Engelliyim. Allah şükür. Doktora gidiyorum. Şey aşısı vurulmak için, grip aşısı vurmuyorlar. Sen diyorlar yaşadığını yaşayacağını. Sizler yani yaşlıları ölüme terk edilmiş gibi kelimeler konuşuyor. Yani bunu hastanede mi söylüyorlar? Ev doktorum. Doktor söyledi. Ev doktorum. Ha gittim yazmıyor. Kime yazıyor? Aile hekiminiz söylüyor. He. Yani. Evet. Kime yazılacak o abim? Bu grip aşısı siz nerede vurulacaksınız o zaman? Vurulmuyor. Yok. Yani yaşınızdan dolayı diyor ki yaşlara vurmuyoruz mu diyorlar? Vurmuyor demiyor. Yok diyor. Sana şeyde göstermiyor diyor. Ha, bu normal mı? Adın çıkmadığı için değil bu mi? Bu normal mı yani? E-Devlet'e giriliyor. Orada bakıyorlar. Adınız burada görünmediği orasını için. Orasını bilemiyorum. E-Devlet'e giriliyor mu girilmiyor mu? Evet. Sebep ne? Daha 75 daha mı yaşayacağım ben? Ama diyorsun ki sağlıklı olmak istiyorum. Tabii canım. 70% de benim iş gücü kaybım var. Engelliyim. Kime bana vurmayıp da kime vuracaklar? Bunu bir canlandırın abi. Peki ya. Bunu da duyurduk efendim. Bunu da yayınlayacağız. Biz Ahmet. Adınız ne demiştiniz? Ahmet Delice. Ahmet Delice. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Rica ederim. Sizden 77'ye herkesin söz hakkı var diyoruz. O zaman genç arkadaşlarımızın da konuşması lazım. Kızlarımızı tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Adınız? Melike. Ayşe. Ayşe. Melike ve Ayşe havayı güneşli görünce çıktılar. Bir matematik sorusu gibi oldu. Havayı güneşli gören Melike ve Ayşe yolda saydıkları kaldırım taşlarından kaç eksik olduğunu fark edebildiler mi de diyebilirdik ama bu bizim konumuz değil. Genç olarak Sivas'ı nasıl görüyorsunuz? Güzel. Değil. Güzel. Çünkü hani yapılacak hiçbir sosyal aktivite yok, sınırlı. Gidebilecek, gezilebilecek hiçbir yer yok. Hani sınırlı çifte falan var sadece. Evet. Sosyal aktivite yapamıyoruz, sıkılıyoruz. Ne olmalı mesela? Hani buradan belediye başkanımızdan, valimizden sosyal aktiviteler yönünde mahallelere kültür merkezleri mi açılmalı veya yeni aktivite merkezleri mi oluşturulmalı? Yeni aktivite merkezleri. Halk eğitime gidiyor musunuz? Hayır. Ama orası da mesela biliyorsun halk eğitim akşam sanat okulu. Orada iş öğrenme, yeni ustalık belgeleri falan veriliyor. Gençlere dair özel kurslar var. Hiç buraları araştırdınız mı? Hayır. O zaman bak bunlar da bir araştırın mesela. Biraz da iğneyi kendimize batıralım değil mi? Ama sizin söylediklerinize de katılıyoruz. Biraz daha bunları aktivite olarak
sosyal donatıları daha da artırmak lazım. Okula gidemiyorsunuz şu anda. Evet. Pandemiden dolayı. Peki salgınla ilgili ne söyleyeceksiniz buradan? Vallahi virüs bize bulaşmaz abi. Oo. Biz sağlıklı dengeli besleniyoruz. Virüs bize bulaşmaz. Yani virüs diyor bizden uzak kalsın hesabı. Peki. Hayır önüne geçin, bir tane virüs varken okulları kapatıp milyonlara çıkınca okulları açmaları çok saçma oldu. Şöyle bir şey var abi şimdi. Maçlara falan gelince virüs yok. Okullara gelince virüs var. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Genç arkadaşları da konuşturduk. Sevgili izleyenlerimiz, vatandaşımızın efendim duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Güne Bakan Hakan sosyal medya adreslerinden, YouTube kanalından sizler de bizleri takip ettiğiniz anda Sivas'ta şehir merkezinde olup bitenleri sosyal medyamızdan, YouTube'dan sizlere en güzel şekilde paylaşacağız ki bu çekimleri de zaten yayınlayacağız. Vatandaşlarımız ne konuşuyorsa hepsini birebir elimizden geldiği kadar kamuoyuna duyuralım istiyoruz. Havalar güzel olduğu müddetçe çarşıda, sokakta, pazarda olacağız. Sizler Güne Bakan Hakan YouTube sayfasından takip edin gündemi ve hayatı bizimle dolu dolu yaşayın diyoruz.